Evet, canlarım, bu soğuk kış günlerinde fısımızın tir 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 tirim tirim titrediği kombileri böyle kısık derecede açıp açıp kapattığımız battaniyelerle böyle kalın kalın şeylerle. Bak, benim yalan yok, üstüme giyecek böyle çok uzun kollu şeylerim yoktu. Bana biraz zor buluyorum, biliyorsunuz. Halterci, Okşan Süleymanoğlu olduğum için leço şeyleri giyiyorum yani. Bir gacı laço şey giyiyor, düşünün yani. Bir laço gacı kılığına girmiş, düşünün yani, hesap edin. Gül Aksoy canım benim, ay ona çok bir şey dememiştim bana ama içimden demiştim. Ay bu ne böyle demiştim. Ben biliyorsunuz, bana kızıyorsunuz ama bir şey beğenmiyor diye. İçimden şey demiştim, bu üstümdekine bakın. Şöyle göstereyim. Ha. Buna ay bu ne böyle demiştim, o getirdiği zaman, Gül bana getirdiği zaman dilenci şeyi gibi demiştim, bilmem ne diye düşünmüştüm. Ay şimdi nasıl işe yaradığını anladım, ah Gülcüm, canım benim, öpüyorum. Bugünkü kombinimi görün şöyle önce. Bakalım, şöyle bir yürüyeyim bakayım. Ha. Şöyle, ha. Bugünkü kombinim böyle. İrmik tatlısı kombinim. Ha. Bugünkü kombinim böyle canlarım. Bana diyorsunuz ki Okşan yemek yapıyorsun, ediyorsun ve hiç tatlı yapmıyorsun diyorsunuz. Ben tatlıyla çok aram yok açıkçası. Ben baklava filan severim severim de bana ağır geliyor hayatım. Mesela bir gün Rasim'den baklava almıştım. O ikinci el baklava mı ne satıyor, bir şeyler satıyor. Çok mu madi? But madi, bir şey anlatmış mıydım bilmem. Az daha ölüyordum. Gecenin köründe nefessiz uyandım. Anlatmıştım herhalde bunu. Neyse, bir daha anlatmayayım. Canlarım, bu irmik tatlısı, o hem görünüşte güzel hem tadı da olay. Tadı var ya, o kadar şugari ki anlatamam yavrum. Şimdi önce size malzemeleri göstereyim. Bakın, malzemesi fazla yok. Ah, ah, bir kere. Alık, bak. Bu ne? Petibör bisküvi. Kakaolu olanından. Ben bunu bir arkadaşımdan aldım tarifini. Ben ama bisküvini ilk defa yapacağım. Normalde zaten bunu yapmasını biliyorum. Evli bir gacıyken, boşanmadan önceden yalan yok, yapıyordum bunu ben. Bir su bardağı toz şeker, bahalı. Süt, marka göstermeyeyim. Yani her yerinde de marka var, nasıl göstermeyeceğim. 1 litre süt, 1000 miligram yazıyor bunda. Herhalde 1 litredir değil mi? Şekerli vanilya. Bu kadar. Aa, bir de irmik. Doğru. Şimdi buna da 10 kaşık irmik koyacağım canlarım. Şimdi 10 kaşığı buradan koyalım sizinle beraber. Toplu halde koyacağız yavrularım benim. Ha. Bir. Ay ne uzun sürecek, bunu 10 tane sayacağım şimdi. Bir. İki. Üç. Bu irmik şişiyor çünkü. Dört. Ondan sonra irmik şiştiği için canlarım şey oluyor. Sütü emiyor, çok büyüyor. Kaçtı? 3, 4, ana 5 mi oldu? Ay, 6, 6, 9, 7 mi oldu? 7, 8, ay 9 mu oldu? 10 mu oldu? Anlamadım. Neyse, o kadar da olur artık yani. Şöyle, heh, tamam. Bu kadar irmik canlarım. Siz 10 tane sayın. Ay az mı oldu acaba? Gözüme az göründü. Benim de gözüm şey, aç gözlü müyüm neyim, böyle her şeyi bol bol yapıyorum. Bir de ben kalabalık ailede büyüdüğüm için canlarım, her şey kazan kazan yapılırdı. O yüzden ben de bol bol yapıyorum, yalan değil. Şimdi hiç uzatmayayım canlarım. Şöyle bir tenceremiz var. Sevgili Onur, İngiltere'den laçovari Onur'umuz bana bunu almıştı, sağ olsun. Önce altını yakıyoruz. Ondan sonra bütün o 1 litre sütü, 1000 miligram 1 litre değil mi canlarım? Söyleyin boşa şimdi, 1000 miligram 1 litre. Hemen sütü boşaltıyorum. Oh, bembeyaz boşaldı. Çok güzel. Ben süt çok severim canım. Sütü ekmek içine doğrayıp öyle bile yerim yani. Çok severim. Yalan değil. Ondan sonra hemen şeker. Bak, bir su bardağı şeker. 1 litre süt. Bir su bardağı toz şeker. Koyduk mu? Koyduk. Ondan sonra canlarım, derliklerim. Şey, benim çırpma telim var ama o demir olduğu için şimdi onu da kullanmayacağım. Bütün tencerelerin ağzı içine ettim. Ağzına puşaralık attım hepsinin. O yüzden tahta kaşık kullanacağım. Şimdi şekeri attık ya yavrum. Şöyle bir iki şöyle karıştırıyoruz. Erimesini falan beklemiyoruz. Direkt soğuktan yapıyoruz hepsini. Ha. Buna hiç yağ girmiyor. Hiç yağsız bir tatlı. Hafif bir tatlı aslında. Farkındaysanız çok hafif. Bir su bardağı toz şeker var. Ha. Ondan sonra 10 yemek kaşığı irmik. Sevgili Makbule abla,
Bana bu tarifi verdi. Canım ablacım benim. Vallahi ablam Lubunya mı anlamadım. Sesi çok kalın gacının. Hiç sorma gereği duymadım ona. Lubunya mısın, gaca mısın diye sormadım ona. O bana dedi bunu yap dedi. Çok güzeldi. Ben zaten irmik tatlısı yapmasını biliyorum tencerede. Bir de bunu fırında da yapıyorlar böyle revani gibi şerbetli yapıyorlar irmiği. Öyle çok zor. Uğraşamam onunla. Böyle çok güzel. Şimdi canlarım bunu maalesef ki her bak ne kadar kolay süt, irmik, şeker o kadar. Şimdi bunu kesinlikle sürekli karıştırmanız gerekiyor. Onu söyleyeyim yoksa top top olur. Bunu sürekli böyle karıştıracağız. Hiç durmadan karıştıracağız canlarım. Heh. Bu şey olana kadar böyle muhallebi kıvamına gelene kadar ne çok katı ne çok cıvık. Anladınız demek istedim değil mi? Böyle helmeli helmeli olacak. Bak hiç yağ yok içinde. Aslında hafif yani. Tamam bir şeker var. O şeker de olsun o kadar yani. Şimdi ben bunu güzelce karıştırayım yavrularım. Güzel kızdırırım. Pişarlık kızlarımla çavarlarım, gacıvarlarım, gaylarım, nanoşlarım, godoşlarım. Ay yok godoş sevmem. Godoşlara gıcıklığım var yalan değil yani. Godoşlara uyuz oluyorum. Ne yalan söyleyeyim. Godoşluk iyi bir şey değil. Milleti kötü yola düşürün. Sonra satın değil mi? Gacılarıyla çolar, lubuyaları. Yalan yok. Beni de çok sattılar zamanında. Ay ne sattılar, ne sattılar beni ya. Ay. Bir de bir ton paramı yediler yani. Yemin ederim var ya ben şimdi durum çok iyi olurdu biliyor musunuz? Benim o paramı yemeseylerdi o godoşlar. Godoşlu buyu. Beni laçolar satmadı bu arada canlarım. Beni lubuyalar sattı. Kendi keder arkadaşlarım. Onlara kader arkadaşı demiyorum. Keder arkadaşı diyorum. Şimdi güzelce karıştırıyoruz ilmik tatlısını. Neyse okşan ana dön. Şu an anı yaşıyoruz. Ana döndük. Bunu çok karıştırmam lazım canlarım. Şimdi videoyu durduracağım. Bunu bayağı bir ben altı bayağı açık yüksek ateşte. Hiç durmadan karıştırın tamam mı? Hiç durmadan yürüyeceğimi and içerim. Ne mutlu Türk'üm diyene. Şimdi ben karıştırmaya devam edeyim derlik hadi. Evet canlarım bakın. Bu kaynamaya başladı. Hemen altını kıstım. Kaynamaya başlayınca altını kısın. Gebertirim yoksa sizi öldürürüm. Gebertirim. Parçalarım. Heh. Şimdi ne yaptım? Altını kapattım ama sürekli karıştıracağım bunu. Kıstım. Bakın yavaş yavaş şey olmaya başladı. Niye köpürdün? Ha. Niye köpürsün? Köpürmesi faydalı canlarım. Şimdi yağ yok diye korkmayın. Süt zaten yağlı. Tam yağlı sütten yapın elinizden geliyorsa. Tam yağlı olmasa da olur. Bu muhallebi kıvamını her türlü alacak. Neden alacak? Söylüyorum size. Sıkı durun. Çünkü irmik ona nişasta veriyor. Canlarım benim. O yüzden irmiğin nişastası sayesinde muhallebi kıvamını alacak o. Bakın şöyle bak yavaş yavaş bak. Bak akıtıyorum size bak. Bak su gibi akmıyor. Yavaş yavaş şey olmaya başladı. İrmiğin canı zaten yok. 2 gram canı var. Ne çuvarı irmik. Ne olacak? Çabucak pişecek. Korkmayın yani. Pirinç gibi, sütlaç gibi düşünmeyin bunu. Bilmeyenler için söylüyorum. Kezoşlar için söylüyorum. Kezbanlar. Ha, şimdi bakın canım. Güzelce karıştırıyorum. Çırpacak olsa, plastik çırpacak olsa yapardım onunla ama demir var. O şimdi bu tenceremi de mahvetmek istemiyorum. Arada böyle kaymakları birikiyorum. Onları da alın. Çünkü onlar sütün yağı. Yani sütün yağı buna yetiyor kısacası ya. Bakın. Bak çok şükür oldu. Bak. Bak. İyice şey olsun ama daha olmadı canlarım. Kıvamını iyice alsın. Ben şimdi kaynatıyorum bunu güzelce. Böyle pot 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 sesler çıkacak. Bak. Sus, okşan. Bak ha. Duyuyor musunuz? Şu kaynama sesinin güzelliği. İnsana nasıl huzuru veriyor değil mi derlik ya. İnşallah herkesin evinde tenceresi kaynasın yavrularım benim. Ya tenceresi kaynar ama gel gelelim huzur yok. Bana diyorsunuz okşan yalnızsın, yalnızlık çekilir mi? Ben birisine sarılıp yatmadan yatamam diyenler mi dersin? Ne sapıklar ama o neler diyorlar bana. Neyse anam yok yok. O evde şey varsa, rezillik varsa, kavga gürültü varsa siz şey mi öyle? Sıçayım öyle ne derler yalnızlık olmamaya. Şimdi biraz dibi hafiften tutmaya başladı böyle yanık değil de dibini hafif yapışabilir korkmayın. Altını şimdi bu şeyde altını iyice kısın canlarım. Bayağı bir kısın böyle kaynamaya başladı ya orta da değil yani. Bayağı bir kısın şeyde yapmayın
Teflon gibi böyle şeyleriniz varsa onu da yapın. Emaye tencerede falan yapmayın. Çok zor olur. Tamam, onu da karıştırırsınız demir şeyle. Ama onda çok zor şey. Çok yapışma ihtimali çok yüksek. Bunu sürekli karıştırırsınız. Puding gibi işte yap. Muhallebi puding yapıyorsunuz ya. Onun gibi sürekli karıştırın. Tahta kaşıkla yapın. Boş ver. İşiniz ne? Yani işiniz olmaz olur mu yavrum? Ne işleriniz vardır kim bilir. Her insanın bir karanlık tarafı vardır. Kim bilir ne haltlar yiyorsunuz evde de haberimiz yok. Şimdi canlarım, bayağı kıvam aldı farkındaysanız. Şöyle dökeyim anlayın. Ama daha tam olmadı. Çok az aşayım ben, çok kısmışım. Şimdi iyice karıştırıyorum bunu. Bu aşamada iyice karıştırın canlarım. Ha. Benim borcam var bir tane de o borcam buna büyük mü olur acaba ya, öyle onu düşündüm. Bu sefer büyük olursa şey olur, çok ince olur tatlım. Yaptığı size tatlım demedim yani. Tatlı biraz kalın olduğu zaman daha güzel oluyor bu. Şimdi güzelce bak biraz katılaşsın. Biraz daha katılaşsın. Şimdi iyice karıştırdım. Bayağı bir şey oldu. Yoğunluğunu verdi. Şu yanlardakileri alın derlik. Ha. Yoğunluğunu güzel verdi. Allah var şimdi. Şugar verdi. Ha. Ben severim. Sütlü tatlı severim canlarım. Tamam, şerbetli tatlı da severim de sütlüyü daha çok severim. Şimdi hemen vanilya. Şekerli vanilyasını atıyorum derlik. Şöyle güzelce yayalım. Ha. Vanilyayı da kesin koyun. Vanilya çok yakışıyor buna. İç limon suyu, limon suyu hiçbir şey koymuş. Şimdi iyice karıştırın. Güzelce karıştırın. Karıştır, karıştır, karıştır. Böyle cıvıkla katı arasında kalacak şey yoğunluğu. Görüyor musunuz oradan? Bak, ha, görüyorsunuz işte. Canlarım. Ben bunu iyice karıştırıyorum. Şöyle güzelce. Dibine bak. Bakın biraz dibine tuttu gibi oldu. Şimdi vanilyayı attıktan sonra altını kapatacağız. Daha şey değil. Bakın şöyle bakın. Kıvamı böyle. Biraz daha. Bir tık daha bir ay şu lafı da hiç sevmem. Bir tık bir tık deyip duruyorlar ya, kendim kullandım. Allah'ım. Ah, istemediğin ot başında bitermiş ya. Video uzun olsun istemiyorum derlik. Bakın şimdi lop 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 bak, yanardağ gibi bak. Benim yanardağ pilavım vardı. İzlemiş miydiniz onu? Çok da lezzetliydi vallahi. İsmin değişik kullandım onun. O çoğu yörede yaparlar onu da. Ha. Bakın. Lop 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 lop, göz göz oldu şimdi. İyice şimdi karıştırıyoruz. Daha istediğim kıvamı elde edemedim söyleyeyim size. Ben bunu biraz daha karıştırayım canlarım. Dönün. İşlem tamam. Bir dakika daha karıştırdım. Şimdi altını kapattım. Pişto tamam, altını kapattım. Bitti, bu kadar. Olur mu? Şimdi geldik buraya. Zurnanın zort dediği yere geldi. Bak sütüm bitti. Naş. Hadi pişer süt. Şimdi benim bir borcamım var ama bu biraz büyük. Keşke biraz daha küçük olsaydı. Canım Ceylan'ın bana bunu vermişti. Ceylan da şey bunu yapar arada. Ona hatta sordum şey mi koyuyordu. Ben bayağıdır yapmıyorum çünkü. Yağ mı sürüyoruz yoksa suluyor muyuz demiştim. Bir sudan geçir dedi. Şöyle sudan geçiriyorum burada canlarım. Bakın. Borcama yağ sürmüyoruz. Şöyle bakın suyu şöyle. Şöyle bir su tuttum. Böyle kenarların her yerini suyla ıslak yapıyoruz. Bunu dökmeden önce şeyi harcı dökeceğiz ya bunun içine. Heh. Bunun fırınlık falan bir işi yok, korkmayın. Sonra süzdük. Bakın ıslak kaldı. Bu ıslaklık kurumadan canlarım, bebeğim. Ha. Bu ıslaklık kurumadan yavrum hemen şeye dökeceğiz. Tam görünsün istiyorum. Ha, tamam. Tam görünüyor. Hemen şey yapayım. Şurada bunun sapı var. Tencere K bebeği böyle. Her tencereye benzemiyor. Şöyle bunun şeyim biraz büyük maalesef. Benim şeyim çok büyük canlarım. Dev gibi. Allah düşman fısına dermişim. Şimdi bunun yarısına dökeceğim ama borcamım çok büyük. Keşke yarısı kadar olsaydı ya. Tüh. Neyse artık kısmet. Yarısını döküyorum. Ay yok ya. Borcamım çok büyük geldi hayatım. Benim başka bir şeyim yok mu ya? Aa dur şeyim var benim ya. Ay yok yok. Vallahi ona istemiyorum ama plastiğe de dökülmez ki bu galiba. Eyvah eyvah, rezil olduk.
Ay ne olur bu sefer olmasın bizim olmayayım. Çok canım istiyorum, yemek istiyorum ben çünkü. Şeyim vardı benim, neyim vardı? Allah belamı verme benim. Dur. Ay şurada mıydı? Neredeydi? Ah. Bir elimde bir şeker, diğerinde bir şeker. Belki de canım çeker. Hop hop hop. Top top top. Ay dur şunu da yapayım ya, boş ver. Doğru. Şunu da yapacağım. Bu da cam sonuçta. Şunu da yapacağım canlarım. Bunu da yapacağım. Bunu bir yıkayayım zaten, kirliymiş leş gibi. Hah. Ay ah. Perişan ettim tatlıyı. Yok yok, perişan olmayacak inşallah. Şimdi bundakini hemen buna dökeceğim. Zaten suluydu ya. Hemen buna aktarıyorum böyle. Hadi bismillah, dökül. Dök dök dök. Tabii canım, şeyim çok az. Tatlım çok az. Çünkü ortasına bisküvi koyacağız daha. Bebeğim ah ah. Rezil ettik. Bismillah. Neyse, bunu sonra yıkarız. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz değerli. Dışarı döküyorum. Biraz daha dökeyim. Bu da büyük. Ay her şey büyük, bu ne ya. Şimdi canlarım. Ah ah. Bakayım çok mu az mı? Bir de üstüne dökeceğim çünkü. Tamam. O altı iyi. Şimdi bir tane benim şeyim vardı. Spatula gibi bokum var. Şu. Bunu da ıslatıyorum. Bunu bana Gül getirmişti herhalde. Şöyle. Böyle yayıyoruz. Bakın canlarım. Şöyle. Güzelce. Bununla. Ay Gül, hani bu yarıyor da o işe hiç yaramıyor. Yaramıyor Gül. Neyse artık, bunda oldu. Az bir tatlı. Ben daha çok bekliyordum ya. Pasta gibi bir şey olacak herhalde. Bisküvi de çok fazla oldu. O bisküvinin hepsini koyamam. Aslında aklıma ne geldi biliyor musunuz? Mesela muhallebisi çok fazla olsaydı, bu çok az muhallebi. Şey yapardım diye düşündüm. Mesela pasta gibi. Aslında bu bildiğim pasta gibi biliyor musunuz? Doğum günü pastası niyetine de kullanılır yani. Şimdi canlarım, hemen soğumadan hemen etrafa bakın, içine şöyle bu petibör bisküvilerimizi diziyoruz. Gelişi güzel, şöyle dizelim. Şey tarafı üstte gelsin. Bu çok önemli. Yoksa butma delik küründen. Küründen öyle diyeyim ki hani yemeğimizi diye alsınlar diye. Yoksa almazlar. Şimdi güzelce diziyorum petibörlerimi. Güzel girmeye başladı sanki. Ay mutlu oldum kız biraz. Vallahi güzel oldu. Şugar oldu. Aralara da isterseniz canlarım şöyle kıra kıra, şöyle minik minik, bu boş kalan yerler var ya bakın. Şöyle boş kalan yerlere küçük küçük koyun, yapıştırın. Hah, minik minik böyle bak. Hah, böyle güzelce. Şimdi bu sıcak, niye bisküvileri niye sıcak koyuyoruz bilin bakalım. Çünkü bisküviler şeyi emsin diye. Muhallebi emsin diye yavrularım. Muhallebiden de bu tatlı yapılır. Hani böyle hazır muhallebi var ya. Kesinlikle ondan da yapılabiliyor musunuz? Böyle ara sıra bisküvi koyar. Bu bisküvi ben normalde petibör bisküvi sade severim. Böyle sevmem aslında. Heh. Gacı bana böyle yap demişti. Ben bir de ekstradan şöyle bir kendi sanatımı katayım. Bakayım ne olacak. Şöyle bir. Böyle içimden geldi. Şöyle bir kırayım. Sanki böyle güzel olacakmış gibi geldi bana. Güzel toz halinde de. Oh! Bak bu da benim buluşum olsun. Heh. Güzelce bakın. Bak o şeyleri daha kolay kapandı. Salak gibi tek 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 kapatacağıma. Keşke baştan öyle yapsaydım. Heh. Bakın tuz gibi böyle kel yerleri var ya. Bak kel aynak. Heh. Böyle buralara canlarım. Güzelce serpin. Bir tane daha kırayım kız. İşte böyle. İşte bu bizim hikayemiz. Böyle bile yenir. Şimdi canlarım, öbürü hemen şey olmadan en zor yerine geldik. Simineyi yedik gacılar. Ah boku yedik yavrum. Şimdi direkt üstüne şöyle gezdiriyoruz. Çok sert yaptım herhalde. Biraz daha cıvık olması gerekiyordu. Neyse artık. Yok yok, güzel olacak. Allah'ın izniyle. Güzel olacak. My God. Evet. Kalan muhallebiyi, ay resmen duvara yapıştı. Bir kaşık duvara gitti. Arka duvara yapıştı.
Şimdi canlım şöyle kalan muhallebiyi güzelce. Hay senin tahta kaşığına. Allah belayı vermeye. Şimdi canlıyorum, sinirlenmiyoruz. Şöyle alıyoruz. Tahta kaşığın üstünden tahta kaşığın zıt ikizi demir kaşık. Heh. Şimdi canlı demir kaşıkla devam edin. Tahta kaşığa çok sinirlendim ben. Öldüresim geldi o anını. Şimdi canlım şöyle güzelce. Aslında bu kaşığı da ha bakın şöyle ha oluyor oluyor kız. Bir işi yarım bırakmayı sevmem. Asla. Her zaman benim şeyimdir bu. Neyimdir? Bir şeyimdir. İşi yarım bırakmamak. Benim bir bokumdur da neyimdir de anlamadım vallahi. Hatırlamıyorum. Bir şeyimdir diyeceğim de işte ne bileyim. Ne diyeceğimi de bilmiyorum. Şöyle üstünü güzelce kapatmamız lazım. Asla şeyler görülmeyecek. Alttaki lubunyaların görülmemesi lazım. Şimdi canlarım. Benim o şey kaşığım var ya. Şimdi bir de muhallebin tadına bakayım ucunda kalana. Ha. Oh mis gibi yemin ediyorum size var ya. O kadar lezzetli Kur'an çarpsın bak. Yemin ediyorum vallahi bak yalan söylemiyorum. Yalan söylüyorsam kerhaneye düşeyim. Ha. Ah keşke nerede o günler. Şimdi o kaşık vardı ya. Onunla benim spatulam da vardı da onu. Aa şu var şu. Şu daha şu kadar. Bununla yapayım. Islattım şunu bakın. Bununla bir şeyler kesiyorlar. Ay bu daha güzel şey. Bunu şimdi güzelce sıvamam gerekiyor canlarım. Şeyi kapatacağım. Ne onun adı? Bisküvilerin kapanması gerekiyor. Biraz ıslattım. Islatın daha iyi şey oluyor. Islatınca yapışmıyor bunu anladınız mı? Ne kadar mantıklı değil mi? Ne kadar mantıklı bir kadının farkındayım mısınız? Ben kadınım aslında haberiniz yok. Hayır. Hah, şöyle. Güzelce üstünü örtelim. Şöyle şeyler görülmesin yeter. Ne kadar düz yaparsanız bu üstünü canlarım o kadar şugar olacak. Yo bak bunu zaten ben bir gece bekleteceğim dolapta. Siz hemen görürsünüz tabii ki ama yarın keseceğim ben bunu. Siz tabii hemen görmüş olacaksınız. Ay diyorum ki acaba bunun içine ceviz mevizle yakışır mı? Ben tatlılarda severim böyle tatlı yerken ağzıma kıtır kıtır. İşte fıstıktır şudur budur ağzıma gelsin isterim ağzım. Böyle ağzıma almayı severim onları. Yalan yok seviyorum kıtır kıtır tatlılarda. Fıstık değil de ceviz. Ceviz de bahalı. Butbiber. Ay orayı kapatıyorsun orayı açılıyor Allah'ım. Şöyle bakın. Şimdi güzelce kapattım mı canlarım? Bak kapattım sayılır. Şöyle yanlarından da şöyle şöyle yapalım. Güzel bir görüntü olsun böyle. O kadar da hani şey işi olmasın yani. Madi fıstık pışarlık acı işi olmasın. Heh. Şöyle. Ha. Canlarım. Şahane oldu. Normalde ben bunu yaptığım zaman aslında ters çeviririm. Bu ters çevrilmeyecek. Bu böyle kesilecek. Şimdi de kesmiyorum. Şimdi canlarım bunun üstüne ben şeyi çok seviyorum. Ben de vardı emin değilim ama şimdi bakacağım. Hindistan cevizine bayılırım. Ve buna çok yakışıyor. Şimdi, şey de döküyorlar buna neydi? Ay bu değil bu karbonatmış. Neydi ya? Unuttum adını. Ha Hindistan cevizini buldum vallahi. Ay dur bir de süzgeç var. Süzgecimi de buldum. Şey döküyorlar buna derlik. Kahverengi var ya ay benim kafa gitti ya ismini unuttum onun. Ay var ya işte kahverengi hani tadı bir tuhaf. Çubuk. Çubuğu da var onun. Ondan da döküyorlar da ben bunu seviyorum. Bu da bayağıdır. Ben de inşallah madileşmemiştim Hindistan cevizi. Şöyle süzgeç yardımıyla dökelim diyorum hava mı olsun değil mi? Süzgeçsiz asla dökmeyin canlarım. Şöyle ha. Süzgeci alıyoruz. Eliyoruz. Şöyle alayım elim dur. Heh. Kız ay korkuyorum gene Hindistan cevizi değil mi? Ha. Şöyle güzelce eleyelim. Bak. Heh. Ama çıkmıyor bunun içinden ayol. Delikleri dar ya bunun Hindistan cevizi çıkmadı. Bunu boş ver. Güzelce dökün canlarım şöyle. Hindistan cevizini bol bol dökün. Heh. Sakın süzgeçle dökmeyin. Ay bu Hindistan ceviz değil ya. Ay bu değil. Tamam bu zaten değil. Yine karbonatı almışım elime. Ay dur yıkayayım elimi. Yok demin döktüm Hindistan ceviziydi ama yemin ederim. Vallahi billah. Zaten büyüklüğünden anlarsınız. Ay bacım eteğime sileyim şöyle. Oh.
Bizim orada karılar hep eteğine siler derlik. Şimdi güzel kalan Hindistan cevizimi alıyorum. Güzelce. Bol bol dökeceğim. Çok şugarlık bu bak. İyice bak Hindistan cevizinden görünmesin. Resmen öyle yapın. Benim olanına kadar artık bu kadar kalmış bende. Ben nereye kullandım falan hiçbir yerde kullanmadım bunu. Nasıl bitti bu anlamadım ben. Belki de ay inşallah bozulmamıştır bu bayağıdır. 2 senedir falan dolapta biliyor musunuz bu? 1,5 sene olmuştur yani. Ben bunu niye aldım zaten onu da bilmiyorum. Böyle üstüne meyveler de koyabilirsiniz. Kiraz biraz koyuyorlar. Yani uğraşamam şimdi. Şimdi canlarım. Bunu buzdolabına koyuyorum. Sabaha kadar. Sabaha kadar dolapta bekleyecek. Sabahleyin de keseceğim inşallah. Son hali bu zaten. Kesince daha bir hoş görünecek. Benim hatam şey oldu. Muhallebiyi az yaptım. Aslında daha kalın olacaktı bu. Bu biraz ince hali oldu artık. Şimdi ılık biraz dışarıda soğusun. Ondan sonra buzdolabına koyacağız. Duydum ki unutmuşsun. Canlarım. Şeyi koydum. Dolaba koydum. Bekliyor dolapta. O sabaha kadar bekleyecek o. Ben de bu arada bir Türk kahvesi yapayım dedim. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini. Allah Allah. Yallah kile. Size bir de bir şey anlatacağım canlarım. Anılar seviyorsunuz. Bu anılar değil ama size anlatacağım. Bana arada çok yazıyorlar. İşte o Lubuya, Laçovar Lubuyalar da yazıyor bana. Okşan abla diyorlar. İşte ben diyor gacıvari olmak istiyorum bilmem ne. Ondan sonra ol yavrum bana ne? Asla öyle demiyorum. Olmak isteyeyim de ben zorla aman olma şöyledir böyledir diyemem. Bir tanesi bana yazdı Laçovar Lubunya. İşte Okşan abla yok ben hormon yiyeceğim. Titalarım çıksın oram buram kıçım büyüsün başım büyüsün. Oram küçülsün bilmem ne. Sence hangisini yemeliyim dedi. Ben dedim hiçbirini yeme dedim yani. Böyle şeyler dedim biz zamanında yaptık. Yalan yok biz zamanında cahilce davrandık. Her türlü ne hormon bulsak. Cart 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 kendimize kıçımızı yaptırdık. Şimdi Allah'tan yasaklandı. İyi ki de yasaklandı. Çok zararlı o hormonlar biliyor musunuz? Doğum kontrol hapları falan içmeye başladılar artık Lubunyalar. O da zararlı. Bence yani hani şeye danışmadan, doktora da danışmadan bunları yeni Lubunyalar bunları içiyor. İşte ondan sonra vücutları kadınlaşsın, memeleri büyüsün, titaları büyüsün diye. Vücut hatları, kasları azalsın, erkeklik görünümleri gacılığa dönsün istiyorlar. Evet kahvemiz pişmek üzere canlarım. Ben kahve hiç içmezdim Türk kahvesi. Artık hastası oldum. Şimdi kahve dayanmıyor bana. Hatta bana Türk kahvesi göndermişlerdi. Ben de kalkıp yapmıyorum diye ona buna vermiştim. Şimdi ne kadar pişmanım. Zamanı geri alsam var ya o Türk kahvesinin bir tozunu vermem o ibdiler. Neyse canlarım. Hiç hak etmiyorlar çünkü. Okşancım. Evet haklısın doğru söylüyorsun. Bunlar da böyle leş gibi kaldı. Tatlıdan kalma şeyler. Onlar da artık şeker yıkar herhalde bilemiyorum. Derlik belli olmaz. Şeker bir kere yıkıyor. Yıkadıktan sonra buraya koyuyor. Ardından bir tur da ben yıkıyorum. O kadar güzel yıkıyor ki. O kadar temiz şugar yıkıyor ki. Dur şimdi içeri gideceğiz sizinle beraber. Bir beklerim. Size orada anlatacağım. Bu laçovarları. Ben bu kahveye boşa şugar demiyorum. Allah'ını severseniz bakar mısınız? Hani markayla da alakalı değil. Bu makinelerin hepsi aynı boktur. Kesin. Sonra demesinler marka reklamını yapıyor bu Okşan diye. Ay bir günde şunu dökmeden götürsem. Çok sallanıyor. Anam size çekim mi yapayım kahve mi götüreyim? Değil mi? Ben de haklıyım. Şu an o kadar yavaş yürüyorum ki anlatamam size. Ay. Osman'ın sıçrağı sinsice saldırdığı gibi yürüyorum şu an. Ha gayret. Kahvenin köpüğünün anlamını bilmezdim. Hakikaten de kahveyi kahve yapan Türk kahvesinin gerçekten de köpük. Bu bir gerçek. Hoş bulduk, hoş bulduk canlarım, derneklerim. Şöyle bir yudum alayım bakayım. Yoruldum, öldüm, mahvoldum. Oh, vallahi. Seviyorum. Hani diyorsunuz ya, ben çay diyorum. Çay da seviyorum. Sabahları çay yapıyorum, yalan değil. Ama bu Türk kahvesine de alıştım. 7-8 kilo verdim. Ben Türk kahvesine bağlıyorum. Gerçekten verdim. Çünkü ben buna başladıktan sonra iştahım azaldı. Ben gece yine yemek yiyorum. Hani alışkanlık olarak anlattım ya size biliyorsunuz. Ay sen ne çabuk unutuyorsunuz her şeyi.
Yoksa benim takipçilerim Alzheimer mi oldu? Ha. Yani mesela diyelim ki yarım ekmekten fazla yiyordum. Şimdi çeyrek ekmek yiyorum gece. Oradan anlayın, bu kahve gerçekten de iştahı kesiyor. Kahve birebir zayıflatmıyor. İştahı kestiği için az yediğiniz için zayıflarsınız. Sizi hiçbir şey zayıflatmaz. Yediğin sürece zayıflatmaz yavrum, anladınız mı? Ha, yersin, spor yaparsın ve spor yaptığın için zayıflarsın. İşte anlayın. Neyse, o lobiye dedim ki, adını da söylesem mi? Ay, T ile başlıyor, R ile bitiyor. Sondan ki ikinci harfi E. Baştan ikinci harfi de A. Ortadaki harfi de N. Ama adını söylemeyeceğim asla, pislik. Ağrı götüne. Bana abla abla diyor, bilmem ne diyor, bir şeyler soruyor. Ben de hadi insanlık olsun diye zamanında bana çok çektirdi lobunyalar. Bana bir arkadaşım dedi ki, Okşan dedi, sen dedi hani şöyledir ya, zamanında geçmişte size yapılan şey, örnek mesela kaynanalar, kötü kaynana, cadı kaynanalar, beni iyi anlarlar. Zamanında onun kaynanası ona eziyet ettiği için o da kendi geline eziyet eder. Kendi gelini de kaynana olduğu zaman o da kendi gelini öyle öyle sürüp gider yani canlarım. O yüzden zamanında birisine yapılan şeyi, ha mesela şöyle de diyebiliriz. Ailede büyük kavgalar oluyor. Baba anneyi dövüyor, bilmem ne yapıyor. Onda da zamanında onun babası da annesini dövüyormuş büyük ihtimal. O da öyle yapıyor. Bu gerçek, biliyor musunuz? Bu şey değil hani, ama psikolojik bir şey falan, onlara indiğim yok benim. Yok kırmızı oda falan, onlara indiğim yok. Ama bu gerçek, yalan değil bu. Bu doğru yani. Ben buna eminim. Ha, bana dedi ki arkadaşım, Okşan dedi, zamanında sana çok çektirdi transler. Senin de şu an canavar gibi böyle problemli bir trans olman lazım. Herkesin ağzına sıçman lazım. Canını okuman lazım. Kız gene şaşı bakıyorum. Niye şaşı bakıyorum ben ya? Tabi bismillah. Ay Einstein. Nerede kalmıştık? Allah Allah. Şaşı da değilim yani. Niye böyle bir kamera beni bazen şaşı yapıyor? Ters mi koyuyorum? Neyse bilmiyorum. Bana dedi hani, sen de zamanda sana çok çektirdikleri için sen de dedi yeni translara ablalık neden yapıyorsun? Şaşırıyorum diyor bana. Ben öyle değilim. Bana yaptılar diye ben de herkesin canını okuyacak değilim yani. Hatta ben böyle yaşı küçük LGBT'leri gördüğüm zaman duygulanıyorum falan demiştim başka videolarımda. Hatta bana yorumlarda birkaç şey demişlerdi. Okşan, duygulanma sebebin eski hallerin aklına geliyor, ondan duygulanıyorsunuz demişlerdi yorumlarda. Doğru söylüyorlar, mantıklı. Neyse, yani ben aynısını yapmam. Niye yapayım ki? Beter olsunlar falan. Mesela yakın arkadaşlarıma soruyorum böyle böyle. Ay bırak siktir et, engelle İbni diyorlar bana yani. Kendi yakın, ay asla hayatta öyle bir şey yapmam yani. Neyse, buna böyle iyi davranıyorum. Şey, şöyle yap böyle yap, boş ver diyorum. Aile daha önemli. İşte sıradan ama değerli şeyler söylüyorum. Bak benim halime, ben kendi başımdan geçenleri anlatıyorum. YouTube'da bana neler yapıldı edildi, yok anılar yapıyorum, bilmem ne yapıyorum, anlatıyorum. Hepsini bir söylüyorum buna da, yok illa ben kadın olacağım, şudur budur bilmem ne. O zaman doktora gideceksin dedim, hormon kontrolü şudur budur bilmem ne. Ben şimdi olma dedikçe onu vazgeçirmeye çalışıyorum ya. En sonunda bana küfür etti. A nokta kodumun. A, İbnesi dedi bana. A, ya anladınız değil mi? A nokta koduğumun nesi dedi, devamı da var. Ne demişti? Şuna benzer bir şey. Şey dedi, sen dedi, ay söylediği şey de o kadar mantıksız ki. Sen herhalde kendine rakip istemiyorsun. Şimdi kendi genç ya, gelse gacıvarı olsa, ben terapide kendi, oğlum benim salak, benim terapi yaptığım mı var? Ben böyle, millet de beni zannediyor herhalde sabah akşam terapi yapıyorum. Öyle bir şey yok. He, ama bana öyle dedi. Yani ben onu rakip olarak gördüğüm için onun kadın kılığına girmesini istemiyormuşum. Buyur. Ay aslında mantıklı, doğru. İyi hatırlattı bunu bana. Bundan sonra hepsinin canını okumam lazım. Asla öyle değil canım benim, Taner'cim. Oradan Taner,
Taner, Taner, Taner, Taner. Ta nereden? Yazdın bana, sana cevap verdim. Isparta'dan. Isparta'nın neyi meşhur? Gülü meşhur. Ama sen bir o gülü, o gül değilsin sen. Sen o gülün dikeni bile değilsin. Deveyi diken teneri iken yarar. Ha tanercim, bu da kulağına küpe olsun. Senin kulağındaki deliği delerim. Seni de deli. Neyse, bir konuşmuşken bir tane bir şey anlatayım. Anlatmış mıydım bilmiyorum. Bu arada ben bir iki defa hata yaptım videolarımda. Eski videolarımı koymuşluğum olmuş böyle bilmem ne. Kafam karışık asla. Bir de bana birisi bir yorum yapmış. Ben şimdi bir video, yeni bir video koyuyorum mesela. Bunu koydum. Arkasına bağlaçolar. Yok kediler, şudur budur koyuyorum ya böyle. Eğlence olsun. Hani benim hayatımı izlemeyi sevenler var. O yüzden koyuyorum. Neyse, bir iki kere mi ne bu hatayı yaptım. Bu hataya düştüm. Videonun sonlarına doğru aynı videoyu koymuşum. Daha önce koyduğum bir videoyu, kısa 10 dakikalık bir şey, biri koymuş 5-10 dakikalık. Ondan sonra bir tanesi bir yorum, tamam bunu beni uyarmışlar Okşancım, aynı video falan demişler. Bir tanesi bir yorum yazmış destan gibi. Ay bir bana hakaretler, neler diyor bana. Sen bizi ne sanıyorsun? Sen bizi mi dolandırmaya çalışıyorsun diyor. Ben aynı videoyu eklemişim ya, hani sizi dolandırıyorum ya. Ay ne diyeceğimi şaşırdım yani. Yorumuna kalp atmadım sadece. Tepkimi öyle gösterdim yani. Kalp atmadım yorumuna. Bu arada Okşan bana şey diyenler oluyor. Okşan doğum günüm kutla, şudur bir. Şimdi ben birisine cevap yazsam bu sefer öbürleri diyecek ki niye bana cevap yazdın diyecek. O yüzden herkese kalp atıyorum canlarım. Kimse yanlış anlamasın. Instagram'da mesela herkesin yorumunu yanıtlıyorum bu arada. Oksan Büyük 34 Instagram adresimde link. Osman miyavlıyor. Dışarıda kaldı gibi. Alayım. Osman'ı görün. Hadi pişarlı Osman. Gel. Gel. Ben öbür taraftan koy, gönderdim seni, buradan mı gel? Neredesin? Osman. Gel. Osman. Osuruma düşman. Neredesin? Yok, sen bilirsin. Bir miyav sesi duydum. Siz de duydunuz mu? Ay yine gayetten sesler duyuyorum herhalde. Ha, bir gün bu Zührevi Hastalıklar Hastanesi var canlarım. Vardı, şimdi yok galiba. O bizim dönemimizde. Madilik yıllarında. 90'lar dönemlerinde bizi hep topluyorlardı, kelavları oluşturdular, şunları bunları. Benim de bir mamam vardı, Lubunya mamam vardı. Beni satıyordu yavrum. Ha, şimdi gel sat bakayım beni. Şimdi para etmem değil mi? Şimdi bulmuşundur yine çıtır taze Lubunyaları. Siz var ya, az değilsiniz. Hadi beni satıyordun. Satıyordun da bari bana da belde ver. Ay ben şeyi çok severim. Bu neydi onun adı? Bonibonlar var ya, draji. Ece draji pompayı. Onları böyle yuvarlak yuvarlak var ya, şeylerde de satılır camların içinde. Aa, bana diyorlar ya Okşan yalandan öyle diyorsun ki sana gönderse. Ay evet abi, şey de var satın adı. Ha. Küçük küçük şeyler var ya böyle, draji. Draji diyorlar ona, draji yani sonuçta. Ece draji ha. Onları çok severim. Bayılırım onlara yani. Çıtır çıtır o renkli falan oluyor ya. Beyaz şeyleri de var onun. Canım ondan istedi. Ay ondan bile belde istedim. Ay o kadar çok belde kazanıyorum ki halbuki. Veriyorum mamaya. Mama başka mama derece yapıyor. Asla almıyor. Mamam da şey seviyordu. Etipuf. Neymiş? İlla etipuf. ben bonibon istiyorum ama. Bir de jelibonu da severdim. Şimdi onlardan tiksindim. O günde vallahi tiksindim ya. Yok olsa yine bonibon yerim. Tiksindim. Jelibon yemiyorum. Dişleri yapışıyor ya. Çocukken çok severdim jelibonu. Ondan bile yiyemiyordum. Kendi kazandığım parayı istediğim şeylere alamıyorum. Ne kadar korkunç bir şey değil mi? Ne kadar kötü bir şey. Bari satıyorsun, ediyorsun beni. Canım istediği yemeği yemiyorum. Ben balıkla çok aram yoktur. Birisi yaparsa yerim öyle, ama eve alayım da balık yapayım çok aram yoktur. Kırmızı et biliyorsun severim normalde. Ben şey severdim. Kavurma bilmem ne. O da balık hastasıydı. O da habire balık. Ay Allah'ım ya Rabbim. Ben yemek istemiyorum balık canım. Allah sen ye. Bir gün yalan yok, o balık yiyordu. Balıklar yumuşaktı. Yumuşaktı balıklar, yumuşaktı. Bir tane daha lobunya vardı. Yemekleri o yapıyordu. Balık, ay kız dedi, bu balık yumuşak dedi böyle. Şey, bayat diye düşündüler herhalde. Yok yok, güzel dedim, yap dedim.
Ben yemiyorum ya. Yap, ay, yalan yok. İçimden şey düşündüm. Bu ibne bunu yer de ölür belki de kurtulurum. Ay yok anam. Yediler yediler. Öküz gibi. Sonra bir diye girdiler. Bir de yanında da mor soğan yediler. Roka da yiyorlardı yanında. Yeşil soğan da yedi. Bir de ha, hem mor soğan hem yeşil soğan yedi. Doğru. İbne. Sarımsakları kütür 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 nasıl yiyordu götlere. Neyse. Ay. Kusura bakmayın. Sinirlenince ağzımı bozuyorum bazen. Özür diliyorum derdik. Yedi yedi hiç. Ne öldü ne bir şey. Ben bekliyorum. Yedi böyle bakıyorum böyle. Suratına bakıyorum böyle hani. Baş dönmesi var mı? Bir şey var mı? Bir gün ona nalları dikmesini sağlamayı bile düşünmüştüm. Ay Allah korusun. Tövbe bismillah. Ya düşünür mü böyle? Ay burayı biplerim. Ya potansiyel katil gibi düşünecek herkes beni. Neyse can can mevzusuna geleyim canlarım. O can cana bizi niye alırlardı? Bir, daha önce söyledim yine söyleyeyim. Toplarlardı bütün orospuları, lobunyaları, şunları bunları, hayat kadınlarını. Can cana götürürlerdi. Orada 3 gün falan hafta sonuna denk geldiysen 3-4 gün bırakıyorlar. Kalıyorsun orada. Paran var yok bilmem ne. Ay param yok. Orada telefon etme hakkı var. Buna telefonu açtım. Sipsi de içiyorum. Para yok. Orada kantin var. Orası otel gibi bir yerdi vallahi. Parası olan rahat da orada. Paran varsa rahatsın. Paran yoksa boku yedin. Orada yemek de veriyorlar ama canım bir şey çekiyor. Kantinden bir şey almak istiyorsun. Çikolata almak istiyorsun. Yaşım da küçüktü o zaman. Çikolata istiyordum. Ha. Ondan sonra bonibon. Ay dedim işte bilmem ne ablayı verir misin telefona dedim. Öteki çıktı. Böyle böyle dedim. Ben dedim buradayım dedim. Beldem yok dedim. Param yok dedim. Aa bana demez mi o kadar çıktın çarka. İşe çıktın dedi. Hiç kazanamadın mı dedi. E dedim çıkar çıkmaz dedim. Aldılar beni dedim yani terapi alıkamadan dedim. Paparonları aldı beni Lucky. Lucky de ahlak paparonu demek. İşte şeyle gönder, onunla gönder, bununla gönder, şöyle böyle bilmem ne. Bir şey diyeyim mi? Direkt suratıma kapattı. Ay gönderemem bile dese hadi yine bir bize tam tak diye suratıma kapattı. Ulan ben sana dünya para kazandırmışım. Benim sayemde neler ve benim gibi başkaları sayesinde neler aldın? Evler aldın, ettin. Arabalar değiştirdin, evler aldın. Kocalarını yedirdin. Ya keşke laçolar yeseydi paramı. Gam yemezdim. En azından sevdiğim adam paramı yedi de derdim. En azından beni kolledi derim. Yani mutlu oldum en azından derim. Sen neyinle mutlu oldun senin? Pislik. Bunları da anlatıyorum. Anlatmak istemiyorum aslında. Gene anlatıyorum, rahatlıyorum. Ne yapayım yani? Aslında anlatmamam mı lazım acaba? Ya da anlatmam mı lazım? Anlatmakla anlatmamak arasında bir seçim yapmam lazım ve anlatıyorum. Daha ne kadar anlatacağım ama sabah akşam herkesi gömüyorum. Aa, iyi yapıyorum valla kız rahatlıyorum. O psikolog mudur, psikiyatr mı? Oraya gitsem bu kadar rahat anlatamam. Şimdi burada bakarak anlatıyorum ya size. Hepinizi görüyorum. Hepiniz karşımdasınız şu anda. Sigara içiyorsun. Gördüm. Hem de LM içiyorsun. LM. Ya, gördüm. Neyse canlarım. Sonra Allah'tan bir tane lubuya vardı orada. Lubuya da leblebi. Leblebi lubuya yani. Hem lubuya hem leblebi. Aa, o da bana alıktı. Ay yatıyoruz dedi. Ben bir baktım gerimi alıkıyor. Detaya girmeyeyim. Ay dedim, ne yapıyorsun dedim abla dedim. Ben dedim öyle şeyleri sevmem dedim. Asla dedim öyle bir şey sevmem. Sonra şey üstüme gelmedi fazla. Sonra arkadaş olduk onunla işte. Şimdi de o şey olmuş. Detay vermeyeyim. Şimdi herkes tanır bu sefer onun kim olduğunu. Boş ver söyleme. Bir şey var da söylersem herkes tanır onu bu sefer. Boş ver. Ama iyi biri. Yani denedi. Beni denedi. Benden karşılık bulamadı. Başkalarına gitti terapiledi. Orada. Aa, tabii orada herkesi birbirini terapiliyor da yalan da değil valla. Ben bunu niye anlattım ayol? Nereden nereye geldim? Ne anlattığımı da unuttum valla. Beynim bulanıyor bu aralar. Neyse canlarım şimdi o tatlımızı sabah olacak birazdan. Allah izin verirse. Şu an akşam. Ne yapacağım? Kestiğim zaman göreceksiniz. Tadım aşaması olacak tabii ki. Şimdilik hoşça kal, hadi görüşürüz diyorum. Bu sefer devamı geliyor. Hadi öyle demeyeyim bari de devamı gelecek sonra. Birazdan uyanacağım çünkü. Yani.
Canlarım sabah oldu. Ne çabuk oldu değil mi sabah? Sabah oldu şeker geldi. İrmik tatlısı gece yaptım ya onu. İrmik tatlım hazır. Şimdi dolaptan çıkarıp bir gece bekledi. Vallahi bir gece bekledi. Ben ama siz görmediniz üstüne kendi uydurmasyonum olan şey de koydum bakın. Ne bunun adı? Çilek değil, vişne. Vişne taneleri koydum üstüne. Mis gibi oldu. Şimdi bunu keseceğim. Şey de burada, laçıvar Isabel. Laçıvar Isabel de burada. Şimdi ben bunu kesiyorum. Pasta tabaklarım var mı? Hah, 3 tane şöyle. İrmik tatlısı. Isabel'e diyorum ki, ayol diyor, o şeyde olmaz diyor. Tencerede olmaz diyor. Daha neler? Nasıl görünüyor şeker? Aa, güzel görünüyor. Olay görünmüyor. Aa, evet. Bak, ne güzel. Evet. Vallahi şey pastası gibi. Evet, buz gibi ne olmuş bir de. Bu da buz gibi evet, olmuş. Evet, evet, evet. Yes, 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 yes. Şimdi şeyim vardı benim, bir spatula ama neyse. Ha şu. Şunu da alırım. Buz şöyle. Gibi. Şöyle güzel bir keseyim ben bunu canlarım. Haydi bismillah. Güzel. Bu böyle kalıp gibi kestikten sonra kalıp gibi olursa olmuş demektir. Bak nasıl kesiliyor şeker. Görüyor musun? Bak şöyle. Yemeyeceğim şeker. Ya, neden? Hiç tadına da mı bakmayacağım? Senin hoşuna gitmedi görünsün. Ya ne bileyim. Yemeyeceğim, emin misin? Bilmiyorum ki hoşça. Bir tadına bak ama. Ya. Tabi. En azından puan ver. Evet. Mis gibi bu. İrmik puan tatlısı. Puan vereyim. Evet. Pasta gibi. Kötüyse de güzel de. Tabii canım. Değil mi? Ne diye güzel olmasın ki? Sen ha, güzel olmasa bile. Sonuçta sen yapmışsın. Güzel olmasa bile güzel diyeceksin. Sen yapmışsın. Yoksa boğarım seni. Biraz minik kestim. Şöyle şunu da şöyle keseyim. Evet. Şöyle küçük kestim ki çok yemesinler diye. Evet. Tamam şimdi alıyorum. Ama yalnız soğumuş. Sen soğuk seversin daha önce. Evet, şöyle olmuş. Alayım bir parça şöyle. Mesela şunu alayım. Önemli olan kalıp gibi çıkması. Al. Çıktı mı çıktı. Evet. Bak. Bakın. Kalıp. Bak ortasındaki evet. Şeye bakın. Bisküvi koymuştum ya ortasına bakın. Bildiğin pasta gibi olmamış mı? Ayşe. Buna ne diyorlar? Kraliçe mi diyorlar? Ne kraliçe pasta? Kraliçe gibi. Kraliçe gibi oldu. Aynen onun gibi olmuş. Değil evet, tabii ki kraliçe değil. Ama onun gibi. İrmik tatlısı okşam versiyonu. Şöyle bir tane de şuradan alayım. Minik minik. Küçük bakın. Şöyle bakın. Güzel görünmüyor mu? Çok da güzel evet. Görünüyor valla. Şöyle. Bunu da buraya koyalım. Elizabeth Taylor da yesin. Evet. Beğenen yine yer. Beğenmeyen yemez. Şöyle şuradan da alayım bir tane. Bakın kalıp gibi valla. Evet. Aa bu bayağı bir. Sen ortasına püskürt koymuşsun. Bu bayağı bir. Kimin olsun bu? Yok yok ben dayamayacağım. Dur şöyle yapayım. Püskürt. Küçük zaten. Püskürt. Petit beurre bisküvi koydum. Evet. Petibör isminden de nefret ettim ama Petibör. Koyayım ne yapayım. Mecbur yani. Bisküvinin adı öyle yani. Bir yapacak yapacak bir şey yok. Becermişsin, yapmışsın. Vallahi oldu. Kraliçe gibi olmuş. Öyle. Kraliçe gibi. Şöyle evet, göstereyim canlarım bakın. Güzel görünmüyor mu Allah için? Şöyle bir şey resmi koyayım. Kraliçe şeker, gibi olmuş evet. Ekran resmi çekelim evet. Şöyle. Bak ne güzel olmuş. Bak okşan yapmış işte. Siz de yapın bak. Evet. Şöyle yapın. Pastaya bakarken bak, resim çekeceğim. Evet. Şeker. Böyle bak. Aaa pasta olmuş bu. Ha. Aynı. Ha tamam. Şimdi tadım aşaması. Kraliçe. Ha. Evet şöyle şu tabağımı Isabel'e veriyorum. Aa, şeker güzel. Sen de şöyle geç o tarafa. Bu tabağı da ben aldım. Şimdi vallahi ben de onlarla beraber ilk defa tadacağım. Ben de çatla getireyim. Aaa çatal da lazım değil mi? Doğru. Mantıklı. Zonu kayboldu. Çatlayayım. İyi kızım ya. Şeker de yemedi. Pizza ya da draje yedi ya. Buyurun efendim. Şöyle. Buyurun şöyle şeker. Pizza. Şeker sonra deme ki ben yok yok. Yine yiyeceğim. Abi. Bak. Ay, ne güzel ye. Evet ne güzel oldu. Kız daha yemedi. Bak görün. Ne kadar güzel. Şöyle ben de ilk defa tadına bakacağım. Evet, yemin ediyorum şöyle. Isabel bak bakayım tadına. Önce sen güzel yiyorsun. Görünüyor mu? Evet. Niye önce ben yiyorum? İçine bir şey. Korkuyor musun? Bak. Bak görün. Pasta. Kur'an çarpsın böyle bir lezzet yok. Ya. Hele o normal vişne reçelini üstüne yaydım. Biraz trileçe tadı oldu. Mesela gerçekten tadına bak ve
Doğru söyleme. Öncelikle görüntüsü beni gerçekten mest etti. Valla? Evet. Ha, iyi. Tamam. Ben ilk defa yiyorum bu arada. Bunu ben uydurdum böyle. Hani tamamen böyle değil. Biraz üstüne ben şey kattım. Kendi türlerimi kattım. Kraliçe. Güzel mi? Gitsin ondan sonra. Bunun gülmesine bakmayın. Onun tiki var. Ay bisküvi ortasına bir evet, yakışmış. Güzel olur. Okşar. Vallahi madi olsa söylerim ben biliyorsunuz. Ben suratımdan da anlarsınız madi olduğunu. Şu kadar bir trileçe istiyorsun. Dünya para. Evet. Biraz trileçe tadı var. İrmik olduğunu söylemezsen kimse anlamaz. Değil mi? Aynen olmuş. İzabel de yediğine göre, sustuğuna göre o da beğendi. Şeker beğendin mi? Güzel olmuş. Vallahi çok güzel. Bildiğin yeni bir tatlı bu. Bir de şey var bunda. Hindistan cevizi bol bol. Evet. Üstünde. İzabel. Nasıl? Ben beğenmedim. İyi. Tabağı yemedin ama. Yavrum. Mis gibi vallahi billahi. Evet. Bir de kola gece yaptım. Tabii bunun başında gibi. Yapım aşamam da var. Hı-hı. Mis gibi. Güzel olmuş. Ne çabuk dedim. Seninki daha çoktu bir de. Ay ne şok. İnsan bir şok olur ay. Evet. Çok güzel olmuş. Ay bu nasıl bir şey böyle evet. De. Şu an var ya hepsini bir çatalla deşesim evet. Geliyor hepsine. Çok tatlı. Bence. Gerçekten ilk defa yedim. İsmi tam olarak ne bunun? Aslında irmik tatlısı. Ben Okşan tatlısı diyebiliriz. Ben uydurdum evet. Çoğunu. Muhallebi gibi tadı. Hiç muhallebi gibi değil. Beyaz kısmı. Kraliçe. Muhallebi zaten. Kraliçe. Muhallebi değil aslında. Kraliçe tatlısı. Bunu izlersen koyduğum zaman görürsün. Tamam. Arasındaki o kıvamı, bisküvi, üstündeki reçel sunumuyla birlikte. Siz de yapın yapın yiyin. Ben neye benzettim biliyor musun? Böyle doğum günü pastası tadında. Benim yorumum var. Aynen doğum günü pastası. Evet, pasta. Doğum günü pastası gibi olmuş. Tadında. Elime sağlık, fısıma yağlık. Evet. Nasıl yaptım? Çok güzel evet. Yaptım. Nasıl yaptım? Olay yaptım. Olay çok da güzeldi. Evet. Kusura bakma. Ben yani. Hatırlamadım ki. Daha yorumluyordum. Daha böyle devam et bebeğim. Ne? Hah şeker ederim. Neyse canlar bu irmik tatlısı video bu kadar. Daha yorumlu mu? Daha yorumlu hadi. 10 üzerinden 10 veriyorum. Aa canım. Canım benim. Canım benim. Hoş geldin güle güle. Canım Allah Allah razı olsun. Evet Okşan. Ben de söyleyeyim. Okşan. 10 üzerinden. Aa hem de Okşan'a tam 10 üzeri 10 yıldız. Ah yıldızlı. Ya, yıldız veriyorum. Evet. Gerçekten güzel oldu bak şeker de yıldız veriyorum. Evet. Çok gerçekten güzel. Güzel ama. Bir gece dolapta beklettim onu. Ve soğuk çok güzel. Buz gibi buz. Bir de pastaneden evet, alsan pastaneye 50 lira. Denir ya 50 lira ama o tabak olarak 50 lira. Evet o getirdi. Ha, orada da kaç tabak çıkar 10 tabak çıkar. 500. 500 lira. Oh my god. Kolide ne? Buz gibi. Öpüyorum canlarım kendinizi. İyi bak çok iyi bak. Şu kadar bak ya şeker doğru söylüyor. Evet. Takibe devam et.